evet sayın yolcularımız uçağımız başarıyla inişini tamamlamıştır bagajlarda hiçbir şeyinizi unutmayınız gerçekten sonunda hayatımda daha önce bu kadar uzun bir yolculuk yaptığımı hatırlamıyorum hey hey bir, bir saniye Hmm, sorun ne? Bagaj kontrolü yapıyoruz herkese. Lütfen çantanızı açar mısınız? Tabii gördüğünüz üzere sadece kıyafetlerim ve cüzdanım var. Peki geçebilirsiniz. Saçma. Hmm. Of. Yapmam gereken çok fazla iş var. Neyse gideyim de şu emlakçı adamın gezdireceği eve bir göz atayım. Şuradan taksiye bineyim. Of neden balkona merdiven yaparsın ki? Ya, merhabalar. Merhaba efendim. Evi gezmek için gelen sizsiniz değil mi? Evet evet benim. Aa, peki. E, burası giriş kısmı bu şekilde. Aa, evin temiz bir yeri olduğunu zannediyordum. Aa <laughs> Ev temiz, evin kendisi çok temiz. İyi. Sadece burayı kullananlar birazcık um, pis kullanmışlar ama küçük tadilatlarla hemen olacak işler. Yalnız benim tadilatlara para verecek şeyim yok yani. Ben size temiz oldu temiz bir ev diye anlaşmıştım. Param olmadığı için böyle anlaştım zaten. Um, um, nasıl yapsak o zaman? Yani Size güvenip geldim o kadar başka şehirden. Şu an ben başka nereden bulacağım emlakçı? Öf. Tamam peki e, çok yani tadilatlar tadilat işini biz hallederiz. E, zaten olması gereken de o. Neyse hadi içeriye gezelim. Tamam buyurun. Ne kadar pis bir. Yer. E, burası salon yani salonlar kullanabileceğiniz bir oda. İsterseniz yatak odası olarak da kullanırsınız ama girişte bir salon olması daha iyi olur. Onu alırsam ben karar veririm. Ee, neyse geçelim. Bu evde ne de bu kadar pis? Aa, bu televizyondan gelen yeşil mi ne acaba? Ee, o bozulmadan kaynaklıdır yani bir şey dökülmüştür yüksek ihtimal. <laughs> Siz böyle gelin. Duvarlarda da var yani. <laughs> Merak etmeyin canım ne olacak yani. Bir şeyler sıçramıştır değil mi? Tabi tabi bir şeyler sıçramıştır. Neyse burası da tuvaletimiz böyle. Klozetimiz yepyenidir aslında. Sadece biraz pislenmiş. Hemen temizlemeyle hallolacak bir iş. Bense temizlikçi bulurum. <laughs> Sağ olun. Ben değiştiririm her şeyi. Eee... Yani benim anlamım şu, bu evi nasıl böyle bir hale getirebiliyorlar? Yani buradaki duvar kağıdı nasıl yırtılabiliyor ben onu anlamadım. Ee, sanırım bu ev dediğiniz kadar yeni durmuyor çünkü borular çatlamış, yerler kırık. Yani sağlam bir ev olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Aha, tabii ki sağlam bir ev. Nasıl yani sadece bu evi biraz pis kullanmışlar. O kadar yani gerçekten hanımefendi bakın bana inanın ben kaç tane ev sattım kiraladım ben. Çok güvenilir bir emlakçıyım. internette okumuşsunuz yorumlarımı. Ee, en azından müşterinize güzel temiz ve güvenilir bir görüntü vermek istiyorsanız ev önceden gelip biraz düzeltebilirdiniz. <laughs> çok meşgulüm o yüzden biliyorsunuz ben meşgul bir iş adamıyım o yüzden maalesef. Neyse geçelim. Burası büyük, büyük bir mutfağımız. Gerçekten çok büyük, güzel boydan pencereleriyle birlikte mükemmel bir hava katıyor. Um, pencereler kapalı. Yani yani bunu neden bir yapsın ki? E, yapmışlar işte hanımefendi yani benim şeyimi sanki perdeler yırtık ve yine duvarlarda bilinmeyen sıvılar var ve burada gözler var, örümcekler ve diş. İnsan dişi mi bunlar? Ay yok canım oyuncaktır onlar. Oyuncak oyuncak onlar siz hiç merak etmeyin. Baksanıza ne kadar oyuncak kişide bunlar yani. Ne olacak ki? Fırınımız da yepyeni. Temizlettiririz. Olur biter. Ee, sonra buzdolabımız var. Burada çok güzel. <laughs> Kapatın lütfen şunu. İğrenç bir koku bu. Ay. Gerçekten iğrenç bir kokuydu. Yani bu buzdolabı kaç yılından beri burada acaba? Aa, <laughs> hanımefendi. Şimdi şöyle. Bu buzdolabı eski bir marka. Hani evli asla bir alakası yok. Eski bir marka olduğu için böyle. Siz hiç merak etmeyin, ev cidden yepyeni bir ev. Bakın, ben bu eve gittim daha 2021 yılında yaptırdım buraya. Ya. Evet, belgelerim duruyor. Ben o belgeleri bir göz atsam çok iyi olur aslında. Ee, tamam tabii tabii atarsınız, göz atarsınız siz tabii. Biz de, 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 de devam edelim. Burası da yatak odası sanırım. Evet evet burası da yatak odamız. Gördüğünüz gibi çok güzel yeni büyük. Burada boydan penceresiyle mükemmel bir e, hava katıyor. Ee, bu bilgisayar e, uyarı veriyor. Nasıl yani nasıl bir uyarı bakayım. Beyefendi bu ne? Burada kim yaşıyordu? Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Önce duvardaki ve yerlerdeki o bilinmeyen sıvılar, sonra penceredeki tahtalar, yırtılmış perdeler ve şimdi de bu mu? Burada kim yaşıyordu tam olarak ve yerde bir göçük var. Ve siz bu evin bana güvenilir ve yeni yapılmış mı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Hanımefendi gerçekten bakın. Gerçekten çok güzel bir ev. Sadece insanların kullanımından dolayı böyle görünüyor. Cidden. Bu bilgisayar neden burada? Niye uyarı veriyor ve içinde kanlı kanlı görseller var? Uf, cidden. Sinirlerim, sabrım zorlanıyor şu an. Gerçekten ah, sınanıyorum yani şu an. Ben o kadar bu ev için başka bir şehirden buraya kadar geliyorum, zahmet çekiyorum. Size güveniyorum ama siz beni bu şekilde bu, bu evle mi karşı karşıya bırakıyorsunuz? Ha, efendim, ne yapalım biliyor musunuz? Ben size bunun belgelerini getireyim. Sizin inanmanız için. Yeni yapıldığına dair. Sonra da bu evi ben güzelce bir temizletireyim. Sonra siz istediğiniz gibi dekore edersiniz. Tamam mı? Uf, tamam. Zaten başka şansım yok. Geri dönemem. Neyse. Peki öyle yapalım. Tamamdır o zaman. Siz e, şimdilik bir otelde falan kalın istiyorsanız ben bu evi temizletireceğim hemen. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. İki gün içinde olursa benim için çok güzel olur hatta daha erken. E, tabii bugün hemen başlarlar çalışmaya. Eşyaları çıkarırlar. Duvar kağıtlarını falan yenilerler. Evi de güzelce bir temizlerler. Sonra siz gelirsiniz. Yani en fazla üç gün tamam mı? Peki tamam. Tamam. Of, az daha burada öteki kalan kişileri açıklamak zorunda kalıyordum yani. Az daha evi almayacaktı var ya, şu kadarcık kalmıştı. Ha, neyse ki mükemmel ikna kabiliyetiyle onu ikna etmeyi başardım. Neyse, şimdi gideyim arayayım da şu evi bir temizlesinler yani cidden bu evde kim yaşamış. Ah efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş buldum. Um, i̇ki gün önce ev için konuşmuştuk işte. Yenilenecek falan filan diye. Bitti mi? Onu kontrol etmeye gelmiştim. Aha bakın iyi insan bunun üstüne gelirmiş. Ben de tam sizi arayacaktım diyecektim ki eviniz bitti hazır. Aha eviniz derken daha almadım ev farkındaysanız. E, e, hem, evi almayacaksanız neden bu kadar tadilata girdik? Başkaları gelip de benim gibi böyle şey şeye hayal kırıklığına uğramasınlar diye. Yani anlayacak mısınız? Bir gezin bir bakayım. Diye ona öyle bir karar vereyim. Ha bu arada belgeler ne oldu? Aa belgeler değil mi? Durun ben onları getireyim. Siz evi gezin siz. Ben onları getireyim o sırada. Peki. Vay. Buranın eski halini unutamıyorum bile. Güzel olmuş. Yenilemişler. Duvar kağıtlarını falan beğendim. Vay çok modern bir ev olmuş. Eski halinden eser yok gerçekten. Uf, bu oda umarım güzeldir. Yani umarım eski hali gibi değildir. Tamam. Aslında güzel bir ev ama dediğim gibi güvenirliğine bakmam lazım. Neyse şu adamı bekleyeyim de. Adam da biraz garip bir tip yani. Çok güvenilir birine benzemiyor ama yapacak başka şeyin yok yani başka seçeneğin yok. Üf, bu da taktı belge belge diye. Belge senin neyine sanki? Neyse. Götüreyim de. İnansın. Merhaba efendim. Aa, merhaba. Bunlar mı belgeler? Evet evet bakın buyurun. 2021 yılına yapıldığına dair kanıtlar. Hmm. Evet gerçekten 2021 12 Mart'ta yapılmış. Evet ben size dedim. Ne, neden bana inanmadınız ki? Um, yani evin o halini görünce çok inanası gelmiyor insanın. Neyse ben alıyorum. Bu evi yani almaya karar verdim. Ödeme işlemleri nasıl yapacağız? Um, size bağlı istiyorsanız nakit, istiyorsanız karttan yollayabilirsiniz. IBAN olabilir. Um, peki tamam siz bana ibanınızı verin ben atayım. Peki. Şu ikinci sayfada yazıyor. Hıh. Hmm. Tamam ben buraya parayı göndereceğim. Um, tamam bugün gönderebilirsiniz. Peki zaten göndermezsem yani güvenemezseniz buradayım. Gelirsiniz. Peki peki tamam. Hayırlı olsun o zaman yeni eviniz. Anahtarları vereyim ben size bir saniye anahtarları getireyim.